Herkese merhabalar arkadaşlar. 21 Mayıs Cumartesi günü Ankara yarış programı tahmin endüsü ile sizlerle birlikteyiz. İzmir tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Orada da 9 koşulu gayet keyifli 2 altılılı bir program mevcuttur. Ankara'da da bizleri yine 9 koşu bekliyor olacak. 2 altılımız var. İlk altılı saat 2'de başlayacakken ikinci altılı saat 3.30'da 4. koşu ile birlikte start verecek arkadaşlar. Toplam 4 adet çim pistte, 5 adetse kum pistte yarış var. Videoyu beğenmeyi dilerseniz katılıyor olmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın diyelim arkadaşlar ve başlayalım tahminlere. 16 handikap 3 yaş İngilizlerle başlayacağız. 1500 mesafe kum pistte e, koşulacak bir koşu. Arkadaşlar burada ben açıkçası 4 tane safkanı ayırdım burada. Bu 4 isimden de ilk 2 tanesini size küçük kupon, diğer ikisini de ilave ile orta veya geniş ölçek olarak nasıl adlandırırsanız yapabilirsiniz. 1 numara Bali Kızı ve 3 numara Kara Akrep. Bu iki safkan önceliktir. 2 numara Very Special ve 4 numara Golden stormsa ise ilave yapacakları için seçeneklerdir. Şimdi Bali kızının 1.40-61 derecesi burada sizi yanıltmasın. Ben özellikle inceledim bu safkanın daha geçmişindeki bütün yarışları da özellikle baktım. Sırf bundan ötürü e, bu dereceyi görünce haliyle. Safkan tabii 3 yaş olmasıyla beraber çok fazla 1500 mesafe yarış görmemiş ama 1200'de 1400'de kazandığı yarışlar var. E bunlar bizim için zaten yeterlidir. Nitekim en yüksek handikapı olan isim. İkinci verdiğimiz isim Akrep e, Kara Akrep arkadaşlar 3 numaralı Safkan Vedat Abiş binecek. Son yarış 14 gün evvel ikinci gelmişti. E Balık kızı kız 17 gün evvel kazanmıştı. Bu iki Safkan şu anda bizim için ayırmayacağımız ikilidir. Yanlarına da dileyenler 2 numara Very Special ve 4 numara Golden Storm yazabilirler. İkisinde zaten tabela durumları gördüğünüz üzeredir arkadaşlar. Son 6 yarışta şurada gördüğünüz üzere gayet net bir şekilde ortada. 1-3 yeterlidir. Dileyenler 2-4 ilave yapıp risk almayabilirler burada. Sağlamlaştırabilirsiniz kuponu diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi başka isimler de var burada yani diğer, diğer safkanlarda Miner ve McGonagall 6 numaralı safkan. Ee, bundan önceki 4 yarışta yani Çim yarışında evet kötü geldi ama onun haricindeki diğer yarışlarda gayet iyi bir performans sergiledi safkan. Belki geniş kupon oynayacaklar o safkanı da buraya ilave olarak düşünebilirler. Geçelim ikinci koşuya arkadaşlar. Şart 4 bir yarış. 4 yaş çarap atlarını 1900 mesafe çim pistte seyredeceğiz. Arkadaşlar bu koşuda 3 numara Özgür Su'yu görüyoruz. Ee, özellikle e, çim pist performansıyla çok net bildiğimiz bir isim ve yakın dönemde koşmuş bir isim. Ben Özgür Su'yu burada tek olarak görüyorum. Rakip Caymaz'ın oğlu ve Everest'tir ama özellikle Caymaz'ın oğlu bir adım daha öndedir. Ee, yine de Özgür Su burada tektir arkadaşlar. Vedat Abiş ile işte birlikte e, bu çim pist yarışında turbo temsilcisi bu yarışı kesinlikle kazanacaktır. E, Caymaz'ın olduğu son yarış 5. geldi Bir önceki yarış Şimdi kazanmış olmasına e, rağmen Burada genel bir istatistik açısından bahsediyoruz. Çünkü bu safkan daha iyi yarışlarda koşabilir. Bu beşincilik beni birazcık bir şüpheye düşürdü açıkçası. Şu an için burada birazcık daha ben 2.liğe 3.liğe doğru bu safkanı görüyorum. Everest ise 49 gün araya geliyor. O yüzden birazcık daha yine geri planda kalıyor gördüğünüz gibi. Özgürsu çok formda. Son yarış kazanmış bir şekilde geliyor. Burada benim favorimdir. 2. koşuda ilk 6'lığından ikinci koşusu aynı zamanda tek olarak geçiyoruz 3 numarayı. Geldik 3. koşuya arkadaşlar. Burada da yine e, şart 3 2 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 1100 mesafe kompiste koşulacak bir koşu arkadaşlar. Ekürleri burada tek veriyorum. Ya Özlemimsin evet 2 numara burada güzel bir rakip olabilir. E, şöyle bir idman da göstereyim sizlere. 51-20-24-30 gayet güzel bir idmanı var Özlemimsin'in. E, burada yine 42-26-80 e, gez alan idmanı var. Ama burada en önemlisi e, Turdemir Kırr. Yine Ferit Yardımcı'nın bineceği Safkan. Bir birincilik bir dördüncülü var bu ismin. Gezal da yine burada bir ikincilik bir birinciliği var. Arkadaşlar şöyle belirteyim. Burada bu Ekürü'yü tek geçiyoruz. Ama özlemimsin rakip. Burada da Özgür Suyu tek geçiyoruz dedim. Hani eğer içinize sinmeyen bir tanesi varsa yanına diğer atı ilave yaparsınız. E, iki tane tek ihtimalimiz var gördüğünüz gibi. Eğer bunlardan bir tanesi diyorsanız ki örnek veriyorum özlemimsin burada geçilmez yazayım diyenler varsa zaten burada tekimiz var. Rahat olabilirsiniz. Ya da mesela burada işte Caymaz'ın oldu ben çok beğeniyorum diyen varsa Caymaz'ın oğlu özgür yapar buraya. 2-3 geçer. burada da ekürleri tek geçer. Mesela bu da yine güzel bir seçenek olur. Yani onun için böyle bir oyun ihtimali var. Dileyenler ikisinde de tek geçebilir. Burada 3 numara özgür tek. Burada da 3 numara dem, tur demir kır tek olarak geçirebilir arkadaşlar. Dördüncü koşu 16 handikap dişi 4 yaşlı patlarını 1600 mesafe çim pistte izleyeceğiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 10 safkan start alıyor. Bu 10 safkandan açıkçası çim pist performansı bizim için daha önemli. Birazcık handikap puanları bu tarz koşularda yanıltıcı olabiliyor. Ama bu yüzden de biz şimdi burada çim pist performansında bu verilere dikkat edeceğiz. Arkadaşlar bu mesafede En iyi dereceyi yapmış olan isim Safiş ee, Şu anda 1.49.15'lik bir derecesi var Gördüğünüz gibi 3 numaralı safkan, 3 numara Safiş son yarış 18 gün evvel Şimdi 5. geldi bu yarışta Daha iyi koşmasını bekliyorum çünkü so Son yarışından bir önceki yarışta çok kötü bir performanstı O yüzden burada belki de Artık üzerine koyarak hafiften bir toparlama süreciyle Birlikte geliyor olarak yorumlayabiliriz bu durumu Gülbiten, son yarış 18 gün evvel 3. geldi burada yine denenebilecek Bir diğer isim ee, Bir diğer safkan Kubat kız Büyük sürpriz olur burada. 1.49.63'lük bir derecesi olduğunu hatırlatmak isterim sizlere arkadaşlar. son yarışlarda kimde kötü gelmiş gibi gözükse de bu safkanın aslında çok daha iyi yarışlar koştuğunu daha evvelden gördük. Bir numara Canım Ece için şunu söyleyeceğim. 4 gün evvel start aldı. Kötü bir yarış koştu. 4 gün evvel kötü koşan bu yarışta da kötü koşar yüksek ihtimalle. o yüzden önermiyorum. dileyenler tabii ki yazabilirler. Yani kimseyi zorla bir şey yaptıramayız ama 7 numara kuş kızı da buraya yapılabilecek son ilave olarak gözüküyor arkadaşlar. Ee, benim önerim eğer iki tek geçecekseniz buraya fazla at yazabilirsiniz zaten ee, üstteki iki koşuyu tek geçeceksiniz bir tanesi tekse ben size burada dört tane at söyleyeyim bu dört tane at kim olur ee, 2 numara gül biten 3 numara safiş Ondan sonra 9 e, numara Kubat kızını ne olur ne olmaz diye sürpriz olarak yazarım. 3 at etti. Bundan sonrası da bir tane daha at. Mesela Ak Yele yazılabilir örneğin. Yine o da iyi dereceleri olan son dönemde pek istediğini bulamayan bir safkan. Denenebilir burada. Veya Jiyan Hatun. Pek zannetmiyorum ama hani gerek yok gibi gözüküyor. Yani en son Ak Yele. Burada en genişte 4 safkana böyle çıkılır diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim 5. koşu meydan 3 yaşlı arap atları 1200 mesafe kum pistte koşulacak olan koşu demir adam 4 numarayla başlayacağız arkadaşlar. Bir üçüncü bir ikinciyi var. Ayan kurşununda start alıyor Safkan. 1.26.87'lik bir derece de mevcut. Başka pistte 1.26.78 elde eden burada Kılıç Osman arkadaşlar. 13 gün evvel ikinci oldu. Bu Safkan da burada yeterlidir diye düşünüyorum. Başka at yazacaklar. Üçüncü bir at olarak arkadaşlar buraya ilk kez kumda start alacak olan Ahmet Çelik'in Berkum Berkun ve yine ilk kez kumda start alacak olan Vedat Abiş'in binci Al Zeybek. Bir numaralı safganda bir ve 2'yi de ilave edebilirsiniz. Bir at daha yazacaklar varsa şayet arkadaşlar Muş Fatih 9 numarayı da ilave edebilirsiniz. Son yarış kötü gelmesine karşın ilk iki koşusunda arkadaşlar üçüncülük elde etmişti bu safkan. Bu şekilde genişletebilirsiniz istediğiniz ölçütte bu kuponu. Altıncı koşu adnan Menderes koşusu grup 2. 4 tükarı İngilizleri seyredeceğiz. 1600 mesafe çim pistte koşulacak arkadaşlar. 21 gün evvel koşup kazanan bir isim. ayan Kurşun'la birlikte Vernatsa. E, burada haliyle benim favorimdir. Vernatsa'yı e, ilk altılı için tabii bir şey söylemeyeceğim. Burada ya zaten tekimiz var ama ikinci altılıya tek veriyorum arkadaşlar. Vernatsa ikinci altılıya tek diyorum. Ardaşah e, yine bu mesafelerde iyi giden bir isim. E, güzel bir yarış koşabilir e, i̇kincilik için benim en büyük adayım o. Luminous yine ikincilik için zorlayacaktır. Burada ikinciliğe e, Luminous ve Ardaş'ı arasında bir mücadele izleyebiliriz. E, açıkçası 4 numara, 5 numara ve 6 numarayı birazcık daha geride görüyorum. Özellikle zaten 4 numara bir yıllık bir arayla geliyor neredeyse. E, burada bir yarış görecek olarak da değerlendirebiliriz. En iyi ihtimalde bile şu anda 4. olur gibi gözüküyor. Öte yandan Vernat net bir şekilde tek olarak söyleyebilirim. E, burada zaten uzun arayla gelmesine rağmen geçtiğimiz koşusunda da tek vermiştim Vernat sayı. Burada da yine favorimdir. 7. koşu arkadaşlar. Şart 2 dişi. 3 yaş İngilizleri. 1900 mesafe. Çin pisti seyredeceğiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 12 safkan e, koşuyor. Bu 12 isimli arkadaşlar. E, açıkçası 9 güne evvel 2. olan 7 numara Babyface. E, buradaki önemli bir isim. Son yarış kötü gelmesine rağmen bir önceki çim iyi giden Miss Steel bir numarayı yazın derim. Ragazza Fortunata çok tehlikeli bir safkan. 22 gün evvel en son bir yarış kazanmıştı. Bayağı sürpriz bir e, yarıştı. Ya tam hatırlayamıyorum ama e, İstanbul'da olması lazım bu yarışın. Bu son yarış sentetik olması lazım. Evet öyleydi galiba. E, burada yazılabilir. E, bu ismi yazın derim. Yani iki numarayı yazın diyorum. 1 2 7 Ekürler, dileyenler yazsınlar. Ben öneririm açıkçası. Ee, burada e, bu safkanları, Izzet Aksoy'un safkanları e, yazılsın derim. 1-2-3-7'ye kadar getirdik kuponu gördüğünüz gibi. Daha fazla ilave yapacaklar. 5 numara Prenses Sibel. E, 10 numara ranfor Ilayda Elayda. Ve... Mücahit Bey'le birlikte Sol Nasiente 12 numarada yine buraya ilave olarak yazılabilecek olan safkanlar olarak gözüküyorlar arkadaşlar. 8. koşu 15 handikap 4 yukarı ara patları 2000 mesafe kumpiste çıkılacak olan koşu arkadaşlar 12 safkan start alıyor. 30 gün evvel bir yarış kazanan en son Gül Baba burada 3 numarayla başlayacağız. Yine 30 gün evvel ikinci olan hızlı kuruş 4 numara. 9 gün evvel 9 gün evvel kazanmış olan Ahmet Çevikle 40 kuruş 6 numara. E ee, burada bir diğer ilavemiz olacaktır. Ve 4 gün arayla koşacak bir safkan daha var. Geniş, geniş kupon oynayacaklar. Müslüm Şerik ile birlikte burada dar 100, 11 numarayı yazın. O da 6 yarışta 5 adet lük elde etti. Bir tane de 5. liği var. Gerçekten 7 yaşında e, son dönem performansı iyi olan bir isim. 4 gün arayla koşuyor olması tabii ki ilerleyen yaşıyla birlikte sorundur. Ama yine de belli olmaz geniş kuponda tercih edebilirsiniz baba hakkı ya da tabii işte birlikte geniş kupondaki bir diğer öneri olacaktır Bu da bir süredir istediği performansı sergileyemiyor safkan normaldir olabilir böyle dönemler 18 günlük bir arayla geliyor bu safkanın şansı birazcık daha yüksek olabilir özellikle 11 numara dar yüze kıyasla yine bir numara isyanım ilave yapacaklar için son seçenek olabilir arkadaşlar burada 3 numara gül baba 4 numara hızlı kuruş ve 6 numara 40 kuruş arkadaşlar bizim için burada küçük kupondur. 11 numara 12 numara 1 numara da geniş kupon için ilave seçeneklerimiz olarak gözüküyor burada arkadaşlar diyebiliriz. Belki bir de açık kırmızı çok zor bir ihtimal ama denenebilir 8 numara geniş kuponda. Geçelim 9. ve sonuncu koşu meydan 3 yaşlar patları 1200 mesafe kumpist. 27 gün evvel 3. olan Bozkır bebesi 1 numara. 5 numara koca oğul bir 3. bir ikincilik elde etti. 1.28-25 ile birlikte gördüğünüz gibi bu 13 safkan içerisinde en iyi dereceye sahip olan isim. Daha sonra ekürler var. Ekürlerden Eymenim'in bir dördüncülüğü vardı. Peşine bir dördüncülük daha aldı. Son yarış kötü geldi. E şimdi burada tekrardan kumda çıkacak. E daha iyi bir yarış çıkartabilir diye düşünüyorum. Korkutan 6 numara. Yine o da kum pistte koştu. Bir beşinci, bir dördüncülüğü var. Ferit Yardımcı biniyor burada. Ekürler yazılsın. Bir numara yazıyoruz. Bozkır bebesi. İki numara Eymenim. Yani ekürleri yazmış oluyoruz. Arkadaşlar burada. E Müslüm Müslüm Çelik'le 9 numara Rockstar yazıyoruz. Bir de 5 numara Kocaoğlu zaten bahsetmiştik bu safkandan. Yani 1, iki 2, 5, 9 şeklinde bu kuponu yorumlayabiliriz. Belki bir tane daha isteyenler için hadi Rıza Bey son iki yarışta bir altıncılık bir dördüncülük geldi. Birazcık daha böyle geri planda kalıp sürpriz gözükebilir bu safkan. Daha evvel ilk yarışında ikinci gelmişti. Dileyenler yazabilirler. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Abone olmayı videoyu beğenmeyi dilerseniz katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum. İzmir videosu da seyredebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.